Size desem ki bana 200 lira verin ben de size arabayı katayım bahçe temizleteyim kabul eder misiniz? Evet tabi ki etmezsiniz değil mi? Hem para verip hem neden bunu yapacaksın? Peki Square Enix neden bizde aynı şeyi düşünmüyor? Evet benim burada bahsedeceğim oyun anlayacağınız üzere Power Wash Simulator. Daha yeni çıkan bir oyun ve oyun normal şartlarda çıkmadan önce oyun siparişte sanırım 30 liraya satılırken bir anda 200 liraya çıktı. Ben oyunu ön kay almıştım. Çünkü hem simülasyon oyunlarını hem de böyle içini için rahatlatacak oyunları seviyorum. Ancak şu an görüyorum tam sürme çıktıktan sonra o 200 liraya çıkmış. 200 liraya çıkmış. Power Wash Simulator. Yani tek amacınızın bir şeyler temizlemek olduğu Power Wash Simulator. 200 liraya çıkmış. Evet, 200 Şimdi diyebilirsiniz ki bizim ülkemizin ekonomik durumu malum. Ancak buna böyle bakmamalıyız. Yani bunu şu şekilde yapamazsınız. Direkt kur çevirisiyle oyun fiyatlarına bakamazsınız. Çünkü bunun birden fazla noktası var. Birden fazla önemli durumu var. Mesela bakın bunlardan birisini yüksek müsaadenizle şu an ben canlı bir şekilde bakıyorum. Buraya Power Watch Simulator diyorum. Ve şunu görmek istiyorum. Bu oyun 27,5'a çıkmış. Evet 27 lira 20 kuruşa çıkmış normal şartlarda ve şu anda 200 liraya satılıyor evet. Şimdi buradaki peki bizim sıkıntımız ne? Bunu düşünelim. Olur mu efendim? Neden yani neden biz bu duruma sinirliyiz? Çünkü Steam belli bir politika uyguluyor. Diyor ki oyunlarınızı şu kurla şu kur arasında çıkartın. Ee, peki neden firmalar bunu yapmıyorlar? Çünkü para kazanmak istiyorlar. Neden yapmalılar? Haklılar mı haksızlar mı? Şimdi burada haklılık var haksızlık var tamam mı efendim? Gidip de direkt dümdüz kafa kafaya çevirmeleri gerçekten bir gaddarlık ki en gaddar firmalardan birisi de Square Enix baktığınızda Final Fantasy 7 Remake'in bizde 800 liraya mı çıkarlar? 700 liraya mı çıkarlar? İndirimde bile 490 liraya düşürüyorlar dalga geçermiş gibi insanla. Ee, Square Enix bu konuda gerçekten bize karşı en acımasız olan firmadır. Kesinlikle size bunu söylüyorum. Bize karşı en acımasız olan firma Square Enix olabilir. EA ile belki kapışabilirler ancak belki EA'den bile beterlerdir. Şimdi neden bu Power Rush Simulator beni iyice bu konuda sinirlendirdi şunu söyleyeyim. Biz genel anlamda simülasyon oyunlarını biliyoruz. Tamam birkaç tane yüksek fiyat olan istisnası vardır ancak Genel anlamda böyle daha iyice alt kategori geride kalacak. Çünkü baktığınızda Euro Truck Simulator mesela simülasyon oyunlarının en zirvesindeki oyundur belki de. Farming Simulator oyunları yine keza çok zirvede olan oyunlardır. Ancak işte bu Power Wash Simulator gibi ne bileyim Gas Station Simulator gibi ya da ne bileyim işte PC Building Simulator, Internet Cafe Simulator. Bu tarz oyunlar kur çevirisinde birazcık daha... Çok daha hatta birazcık değil çok çok daha insaflı olması gereken oyunlardır. Çünkü sizin yaptığınız oyun zaten tamamen gırgır şamata üzerine kurulu olan bir oyun. Burada alım gücüne dikkat etmeniz gerekir. Yani Türk insanı gidip de sırf birkaç saat gırgır şamata yapacak diye bir oyunu 200 lira vermez. Ki burada da şuna bakacaksın. Benim oyunumu bu adam kaç saat oynayabilir? Ha Power Rush Simulator kaç saat oynayabiliriz? 200 lira yapmanın manası ne? Bu oyunu 30 lira yapalım. Bak da kaç liradan çıkarmışsın? Hadi onu yapmandan 40 lira yap, 50 lira yap. Hadi zorla 60-70 lira. 200 lira yapmak ne ya? Power Rush Simulator bakın. Çok daha mantığından gideyim size. Power Rush Simulator'dan 1000 kat daha iyi olan, temel olarak da birbirlerine benzeyen bir oyun. House Flipper, House Flipper şu an kaç lira? 20 lira House Flipper. Yani bu adamlar senden çok daha kaliteli bir oyun yaptılar. Te Mantık olarak da sana çok benziyor. Ancak sen gidiyorsun... Pardon mikrofona vurdum. Square Enix giriyor bu oyunu 200 liraya çıkartıyor. Ya bunun gerçekten hiçbir anlaşılabilir noktası yok. Tamamen para gözlük. Square Enix bunu hep yapıyor. Biliyorsunuz ki en son Beyblas Fon diye bir oyun çıkardılar. Ya oyunu zaten rezalet bir oyun. Rezalet bir oyun ve 700 liradan çıktı. 700 liradan. Bakın. Pahalı oyun çıkartabilir firma. Ama Beyblas Fon'u da o kadar pahalıya çıkarmazsın. Yani şu an mesela bakıyorum yıllar öncesinden çıkmış olsa bile tam fiyatından bakıyorum. Red Dead Redemption 250 liraya satılıyor. Satılsın abi. God of War bilgisayarın yeni geldi. 300 küsürden satılıyor. Satılsın abi. God of War lan o oyundan daha kalitesini nerede bulacaksın? O adam 500 yapsa da eyvallah diyeceksin. Bak abi adamlar elden linki çıkardılar. 500 liradan satışa koydular. İndirime sokmadılar. Niye? Çünkü adamlar yaptıkları oyuna güveniyorlar. Onların yaptıkları oyunlar o parayı hak edecek oyunlar. Adamlar güveniyorlar. 500 liraya yapıştırıyorlar. Koyuyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Yani şu an Power Rush Simulator mı almak istersiniz. Üzerine 50 lira koyup Red Dead Redemption şey mi almak istersiniz. Ya da başka bir yere gidelim. Final Fantasy 7 Remake'i 700 liradan satmakla Elden Ring'i 500 liradan satmak. Abi Final Fantasy 7 tamam çok büyük bir marka. Remake'in de hadi güzel yapmışsındır da lan sen remake'in ilk parçasını yaptın ki o tam olarak oyunun remake'i değil. 30 saatlik bir parça çıkar. Ne Elden Ring 100 saatlik bir oyun, tam bir oyun. Sen daha parça parça çıkaracaksın. İlk parçasına 700 lira istiyorsun. Bu adamlar 500 lira istiyor. E var mı böyle mantık ki zaten Final Fantasy 7'nin remake'i de bu yıl çıkmadı. O çok ayrı bir konu. Artık yavaştan indirime girmesi gereken bir oyun işte. Baktığınızda Red Dead Redemption 2'ye indirime girmiş. 250 lira düşmüş. Yoktur RDR2 kalite bakımından elden aşağı kalan bir oyun mu? Değil. hani bahsettiğim şey bu. Zamanla indirime sok en azından. İndirime soka soka git. Ama yok abi sen çıkardığın oyunun... Kalitesine bakmıyorsun. Ne kadar süre vakit geçireceğine bakmıyorsun e, muadillerinin nasıl bir fiyata pazarda olduğuna bakmıyorsun. Sattığın ülkenin alım gücüne dikkat etmiyorsun. Bunların hiçbirini yapmıyorsun. Ama üzerine Steam'in sa sana verdiği düzgünce tav... Konuşamıyorum Sinan. Düzgünce tavsiyeyi yerine getirmiyorsun. Niye? Çünkü ben para kazanacağım. E Square Enix zaten gitgide piyasası iyice küçülen bir firma. Hepimiz biliyoruz Square geldiği durumu. E daha sen ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun ya? Hani iyice sıçıp batırma yayıncılığını. Bu arada Power Watch Simulator tahmin edeceğiniz üzere Square Enix'in kendi yaptığı bir oyun değil. Yayıncılığın üstlendiği bir oyun ancak fiyat belirleme. Onların elinde e, yapan firmaya baktım. Şu ana kadar bir tane Peaky Blinders oyunu yapmışlar. Bir tane de PC Building Simulator diye bir oyun yapmışlar. PC Building Simulator 20 lira mı 30 lira mı ne olması gereken fiyattır bu. Bakın bilgisayar yapma simülasyonu, araba yıkama simülasyonu. Bu oyunları oyuncak insan sayısı daha az. Gerçekten bu oyuna kendini kaptıracak insan sayısı neredeyse yok. Birazcık kafa dağıtmalık, gırgır gır yapmalık oyunlardır bunlar. Adam 20 lira çıkarmış 30 liraya çıkarmış yani olması gereken fiyat aralığına çıkarmış bir ara internet kafesi monitor vardı 50 liraydı hani bakın yine aynı yere dönüyoruz aynı adamlar bir önceki yaptıkları oyunu 20 liradan şu an satarken bu oyunu 200 liradan satıyorlar neden çünkü Square Enix Square Enix oyunu Square Enix gerçekten inanılmaz para göz bir hale geldi buradan birazcık da gene anlamda işte bu kur mevzuları, oyun fiyatlarının yerlerleri falan bakarsak eğer bilmiyorsanız az önce de kullandığım Steam'in uyguladığı bir kur politikası var. Diyor ki eğer sen Türkiye'de oyun satacaksan oyunun 10 dolardan belirlediysen bu oyunu büyük mal 15 lirayla 25 lira arasına koy diyor. Yani dolar sanki 1.5 ile... 2.5 değil 3.5 pardon 35 lira arasına koyuyor. 1.5 ile 3.5 arasındaymış gibi düşünerek oyunlarını yayınla diyor. Bu çok güzel bir şey. Şu an bizi Ayakta tutan bir şey. Bu sadece ayakta tutmayı. Bu arada Steam üzerinden bakmayın. Steam bu fiyattan sattığında Epic Gamese gidip çok ücra bir fiyattan satamıyor. Çünkü birebir rakibi o ve onunla kapışmak zorundalar. Bu çok çok güzel. Yani Steam'in yaptığı şey harika bir şey. Niye? Çünkü Steam'de bir adam 10 liraya çıkarıyorsa Epic Games'e gidip o oyunu 200 liraya koyamıyor. Yani gerçek kur oranına göre koyarlarsa çünkü biz o oyunu alamayız. Adamlar en kötü oyunlarını 10 dolardan satışa sunuyorlar. Bizde 180 liraya eder. 180 liraya şu an boktan oyun alabilir misin abi? 0 e, sıfır bir oyun çıkıyor. Kızıyoruz bakın kızıyoruz hepimiz kızıyoruz da. Adamlar 60 dolardan çıkartıyorlar mesela işte tam bir triple oyunlarında şu an bizde kur 18 liraya geldi sanırım 17 küsürdeydi en son. Hadi 17'den alalım yine en ucuzdan alalım 60 doları 17 ile çarparsanız neredeyse 1000 lira ediyor hatta 1000, 1000 liraya geçiyor. Evet 1000 liraya geçiyor hesaplamayı yanlış yapmadıysam. E bu adamlar yine oyunlarını 1000 liradan çıkarmıyorlar. 500 lira bandına çektiler artık. Yani 500-600'e çektiler. E buna şükretmemiz lazım. Zamanında ne güzel 200 liradan çıkıyordu. Bizim de işimiz geliyordu. Ancak şu an ekonomimizin geldiği durum bu. O yüzden bir adam kaliteli bir oyun yaptıysa bu oyunu 500 liradan satıyor diye kızamayız. Ancak kalitesiz bir oyun yapıp da bunu 200 liraya koyuyorsa ya da iyi bir kalitesi olsa bile gidip milletin önünde 700 liraya koyuyorsa işte bu ayıptır. Ki şu detayı da vermek istiyorum Final Fantasy 7 ile alakalı remake ile alakalı biliyorsunuz bizde çok pahalıya sunuldu ancak bu sadece bizde böyle değil. Square Enix şöyle bir şey yaptı Final Fantasy 7 remake'i sunarken normalde biliyorsunuz ki büyük oyunların AAA tam oyunların satış fiyatı 60 dolardır. EA'de çıkarsa işte Rockstar'da çıkarsa Ubisoft'da çıkarsa herkes bu fiyata çıkar. GTA'da 60 dolara çıkar. Far Cry'de 60 dolara çıkar. FIFA'da 60 dolara çıkar. Ancak bu arkadaşlar daha sadece ilk partının yaptıkları oyunu 70 dolara çıkarlar. Yani sadece bizde değil global anlamda normal fiyatlardan daha pahalıya çıkarlar bu oyunu. Evet. Oh çok büyük bir sinir attım çünkü gerçekten gördüğümde kan beynime sıçradı. Hatta oyunu biz arkadaşımla beraber oynayacaktık. Koop oynayabiliyorsunuz. E, ben almıştım. O sırada ben e, bende kalıyordu arkadaşım. O, e, ben aldım o da dedi ben eve gidince alırım. E, masaüstü üstü bilgisayarı getirmedi yanında. Ben almıştım ön süpaçtayken çocuk giden kadar oyun tam sürmeye işte çocuk bir vakti 200 lira. E şimdi ben sırf beraber oynayacağız diye 200 liraya oyunu oynar mıyım? Oynamam kendimi iade ederim. Ben bir oynamıştım. Bir, bir saat oyunun mantığına falan bakmıştım. Hadi üzerine bir, bir saat daha oynayayım. iki saat olur. İade ederim. Neden vereyim ki size bu parayı? Oyun kaliteli olsun olmasın. Sadece bu yapılan para gözlük için bile para vermemek en en iyisi yani. <laughs> Square Enix. Square Enix çok aşırı derecede sinir bozucu bir karar. Yani baktığınızda sanki hiç kimse ilgilendirmeyecek bir karar gibi. Belki yaparlarken aman kim umursasın bizim bu oyunu 200 lira yapmamız demişlerdir. Ancak buradan baktığınızda Square Enix'in genel olarak firma olarak bir felsefesini görebiliyorsunuz ve diğer oyunlara da bakabiliyorsunuz. Yani fiyat, performans olarak size ne verecek, ne edecek bunlar önemli. Ki bak her konuşmada ki 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 ki, ki diye uzuyor bu işler. Bu Allianz, cezası Square Enix oyunlarını indirimlerde de doğru dürüst indirime sokmuyor. Niye? Çünkü oyunun kendisi hayvan gibi pahalı olduğundan koyuyor bir %15 indirim, koyuyor bir %20 indirim hala hayvan gibi pahalı. %50 koysa bile hayvan gibi pahalı. Kendi edeceği paranın 10 katı para istiyor hala. Neyse çok fazla laf ettim artık yeter videoyu yavaştan bitirmek istiyorum size sadece bu nefretimi paylaşmak istedim sakın kanmayın gidip Power Watch Simulator diye bir oyun görürseniz direkt olarak e, oyunu engeller misiniz ne yaparsınız karşıma çıkarmam dersiniz bir şey yapın oyunu asla almayın sayfasına bile bakmayın zaten iyice eleştirileri de kötüye dönüyor diye biliyorum. Square Enix de inşallah artık şu politikasını değiştirir yoksa Türkiye'de Square Enix oynayan insan sayısı 3'e falan düşecek. Gerçekten Square Enix gitgide kendini bitirmeye devam ediyor. Üst üste verilen o kadar çok yanlış kararları var ki bu fiyat politika politik politikası Konuşamıyorum gerçekten. Fiyat politikası bunlardan sadece biri. Çok çok fazla şey var. Ancak bunları başka videolarda konuşuruz. Bugün sadece bu oyun fiyatlarının geldiği manyak noktayı özellikle de Square konuşmak istedim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın efendim.